Ve evet, kahve. Kahveyi seviyorsanız, benim kadar seviyorsanız, özellikle yaz aylarında sıcak kahve birazcık sizi bunaltmaya başlarsa, içemiyorsanız, soğuk kahve nasıl yapılır onu göstereceğim biraz sonra. Kafelere, marketlere gittiğinizde soğuk kahve diye satılan kahveler sıcak olarak demlenip soğutulup size verilmiş olan kahvedir. Esas soğuk kahve cold brew denen, soğuk olarak demlenmiş olan kahvedir. Bunun makinaları kimi kafelerde var. Onlar yapıp böyle ikram ediyor ama birçok yerdeki aynı kalitede olmuyor. Tabii benim yapacağım da ev usulü ama gerçekten damak tadınıza uygun olabileceğini düşündüğüm bir kahve şekli. Şimdi nasıl yaptım size? 100-125 gram kadar kahve. Evinizde ölçek olmayabilir. Zorunda değil. Bu arada biraz normalden biraz büyük olduğu için biraz daha az geldi. Bu da yeterli. İsterseniz tamamen de doldurabilirsiniz. Litrelik bir kavanoza. Çok az daha fazla çekilmiş alabilirsiniz. Tuzlarımızı koyduk. İçerisini dolduruyorum ağzına kadar. Evet. Buralara kadar falan geldi. Tabii gördüğünüz gibi zaten kahve biraz dibe çöktü. Karıştırıcı biraz daha yukarıya gelecek. Suyla doldurduk. Kavanozumuzu doldurduk. Ve kavanozumuzun kapağını kapatıyoruz. Sonra ne yapıyoruz bunu? Buzdolabımıza koyuyoruz. Buzdolabında ne kadar bekliyor bu? Minimum 16 saat. 16 ile 24 saat arasında bekletebiliriz. 16-24 saat. 18 saatin altında koymayın. Süre uzadıkça kafein oranı ve kahvenin sertliği artacaktır. Ben 24 saat bir gün tutacağım. 36'nın üstüne de çok çıkmayın. Çok aşırı acı bir tat oluşur. 24 saat beklettim ben. Kapağımızı açtık. Zaten gördüğünüz gibi burada kahve baya baya dibe çökmüş oluyor. Ne yapacağız? Bunu filtre edeceğiz. İkinci bir kavanozumuza. Bunu böyle döküyoruz. Evet. Gördüğümüz gibi çok ciddi oranda bir konsantre soğuk kahvemiz oldu. Bu kahveyi de çöpe atmayın. Oda kokusu yapabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz bunu. Bu kahveyi buzluğa koyup, buzluğa doldurup buz küpleri de yapabilirsiniz. Ondan sonra suyun içine atarak direkt olarak içebilirsiniz. Oran olarak ne kadar derseniz ben 1'e 2 yani 1 oran koyduğum kahveye 2 katı kadar su ekleyerek içiyorum. Sertliği bana bu şekilde güzel geliyor. Afiyet olsun.